Hoş geldiniz. Cevheri güvendenen, kaçak ve azgın Fethullahçı'ya bazıları gibi bana sataşınca değil, aylar önce dikkat çektim ve bu adam psikolojik harp elemanı ve güya AKP ile Tayyip Erdoğan'a muhalefet ediyormuş gibi aslında algı operasyonları yapıyor dedim. Devlet Bahçeli ve benzer konularda haklı çıktığım gibi söylediklerim yine kanıtlandı. Bakın Cevheri Güven platformu FETÖ'nün yeni taarruz masasıdır ve aktarılan senaryoları besleyenlerin içinde Fetullahçı, kaçak askerlerle polis müdürlerine ilaveten bazı yabancı istihbarat örgütleri de vardır. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden alan yaratılıp yalanlar pompalanıyor. Ajan ve hain olduğu tescilli olan birinin doğru bilgi vereceğini beklemek hiç kimse kusura bakmasın saf olmakla eş anlamlıdır ki Cevheri Güven FETÖ'nün seks kasetleriyle yapılan şantaj biriminin başında olan bir elemandı ve yargılandığı dava ile alakalı olarak onlarca kişi hala hapistedir soruyorum Cevheri Güvenin PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Yunanistan aleyhinde hiç söz ettiğini, konuştuğunu gördünüz mü? Göremezsiniz zira onlarla aynı kumpanyadadırlar bu soytarı dünkü videomda bana deli deyip saldırırken yine yalanlar söyledi. Zira bana göre FETÖ ile AKP arasındaki kavga sadece iktidar mücadelesidir. Çünkü ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi. Bugün güya yolsuzluklar üzerinden iktidara muhalefet eden Fethullahçıların dün Deniz Feneri ve Telekom soygununda AKP'yi savundukları ortada ve FETÖ'cü Zeynep Şahin gibi hakim kıllıklı teröristler beni mahkum etti şeklindeki sözlerimi bile çarpıtıp başka şekilde sundu. Ayrıca ben ısrarla Fethullah'ın 1960'ların ortalarında, 40'lar elinde roman kökenli davulcu Süleyman ile olan cinsel ilişkisini tanıkların bilgileriyle kitaplaştırmak üzere olan gazeteci Haydar Meriç'in FETÖ'cü polisler tarafından infaz edilmesi ve yine Fethullah'ı sorgulayan Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuhmet'e Yüksel'e tuzak kurma ve kaydetme adına seks yapmaya gönderilen namazlı, niyazlı kızı sormuştum ki, malum bu cevheri kaset ve seks tezgahlarından sorumluydu. Lakin o sorularımı haliyle pas geçti. Tekrar önemli altını çiziyorum. Cevheri güven bir kukladır. Kuklacılarsa örgütün psikolojik harp elemanlarıyla yabancı istihbarat mensuplarıdır. Pek çok videosunda FETÖ ve amaçları bağlamında sinsi mesajlar veriyor. Bu arada defalarca söyledim. 15 Temmuz olayı tiyatro değildi. Çünkü cemaatin sivil mahrem imamlarını darbe üssü olan askeri merkezlere başkaları yerleştirmedi. Keza FETÖ'cü kaçak polis müdürlerini 15 Temmuz akşamı sokağa çıkan tankların içine başkaları oturtmadı, başkaları sokmadı. Lakin yine sürekli olarak ifade ettiğim gibi devletin böyle bir darbenin yapılacağından önceden haberi vardı. Yani bekliyordu ve suç üstü yapmak için hazırlıklar da yapmıştı. Hande Fırat olayı da tartışmasız olarak tiyatroydu ki bunu biz son birkaç yılda defalarca dile getirdik. Zira Tayyip Erdoğan'ın darbeyi eniştesinden öğrenmesi ve telefon bağlantısı olayı inanılacak ciddiyete şeyler değildir. Aynı şekilde FETÖ'nün siyasi ayağının hala çıkmaması üzerinde durulması gereken konuların başındadır. Lakin bütün bunlar Fetullahçıların ihanetini aklamaz. Hadise Tayyip Erdoğan'ın Fetullah'ın yaptığı alçaklığı kişisel siyasi faydaya dönüştürmesi kurnazlığıdır bizim bu bakışımız ve AKP karşısındaki mücadele seyrimiz net olarak ortadayken cevheri soytarısı FETÖ'yü hedef aldık diye bizi bile iktidarla işbirliği yapmakla itham edebiliyor ve utanmaz tarih veriyorum 20 Eylül'de yani 8 gün sonra Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Süleyman Soylu'nun şikayetiyle hakaret İftira, Sedat Peker'i övme ve halkı düşmanlığa teşvik gibi suçlamalarla yargılanacağım. Aynı şekilde 23 Eylül tarihinde de Tayyip Erdoğan'ın şahsımı açtığı davanın kararı İstanbul Anadolu Adliyesi 53. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklanacak ki bunlar gibi defalarca yargılanıp hapis cezaları bile aldım ve ertelendi tablo bu iken bu ceferi ajandır dikkat edin dedim diye iktidarla işbirliği yapıyorum öyle mi? Benim AKP iktidarına yaptığı muhalefeti bütün FETÖ'cüler yapmış değildir ki arşivim yani binlerce yazım, yüzlerce televizyon programım ve yine binlerce videom ortadadır. Ayrıca bu iki güruh yarın barışsın eskisi gibi kol kola olurlar, kol kola girerler. Zira menzilleri ve efendileri aynıdır. Değerli dostlar bu arada Ankara'da ilginç bir bilgi paylaşılıyor. Deniliyor ki polislerin bankalardan alacağı maaş promosyonları Bilal Erdoğan'ın etkisinde olan Ensar, Türgev, Türken ve Tükfa gibi vakıflara devrediliyormuş. Bu haber inşallah doğru değildir. Çünkü birinci husus böyle bir karar Alenen gasp ve de kul hakkı demektir. Zira o polisler zaten zor geçiniyorlar ve devir için gönüllü oldukları kanaatinde değilim. İkinci ayrıntı Ensar Türgev ve Türk gibiler gizli ajandaları bağlamında tartışılan yapılardır. Yine dünden ilginç bir haber daha. AKP'nin 15 Eylül'de Şanlıurfa'da mitingi var. Ancak iktidar mitingler için valileri seferber etmesine rağmen bir türlü kalabalık toplayamıyor. Bunun üzerine şu yola başvurdular. Urfa'daki mitinge katılana 250 liralık market alışveriş kuponu verilecek. Buna göre her mahalleye bir sorumlu belirlenip mitinge gidenler alanda o isimden alışveriş kuponunu alacak ki bu bilgiyi paylaşan AKP tabanlı ile içli dışlı olan Saadet Partisi'nin Urfa il başkanıdır. Evet, para ile mitingi adam toplamak Tayyip Erdoğan döneminde gerçek oluyor. Nereden nereye değil mi sevgili dostlar? Bir başka bilgi, Suriyeli yüzlerce, binlerce öğretmenin ataması yapıldı. Türkiye'de on binlerce hatta yüz küsür bin Türk öğretmen yıllardır atanamazken eğitimi bile tartışmalı olan medrese mensubu Suriyeli kaçkınlar öğretmen diye öğretmen olarak atanıyor. Benim adım adım Talibanlaşma ve Afganistanlaşma dediğim tam da budur. Suriyeli medrese mensuplarının yetiştireceği çocuklar Türkiye'nin yarını ve geleceği nasıl olur? Keza üniversiteler açılıyor yine yurt sorunu var. Düşünün Boğaziçi gibi Türkiye'nin yüz akı olan bir üniversitenin öğrencileri kalacak yer bulamıyor. Zira Amaç o pırıltılı çocukları dinci cemaat yurtlarıyla Bilal Erdoğan'ın vakıflarına muhtaç etmek, oraya kanalize etmektir. Nitekim Saray Gazetesi olan Yeni Şafak, İslamcı cemaat yurtlarıyla Bilal'in yurtlarını ucuz ve konforlu diye propagandasını, reklamını yapıyor. Bir başka veri daha aktarayım. Tayyip Erdoğan'ın yine doğru söylemediği belgelendi. Hatırlayın çok değil bir ay önce Erdoğan tarım kredi marketleri artık çok ucuz ve bu marketlerin sayısını 3000'e çıkaracağız diye bir açıklama yapmıştı. Aradan geçti bir ay ve an itibarıyla birkaç temel mamulde fiyatlar şöyle. Mesela bir kilo fasulye Ağustos ayında tarım kredi marketlerinde 20 lirayken şimdi aynı markette 29 liradır. Oysa aynı fasulye diğer halk marketlerinde 26 liradır. Pardon 29 mu büyük yoksa 26 mu Tayyip Bey? Sadece fasulyede değil, pirinçten yoğurda, ayçiçek yağından deterjana, çaydan yumurta ve diğer pek çok kalemde durum bu. Yani tarım kredi marketleri piyasa marketlerinden bile pahalı durumdadır. Öyleyken Erdoğan doğru olmayanlar üzerinden algı imaj yapmaya devam ediyor. Değerli seyircilerim bu arada önemli bir hususla dikkatinizi çekmek istiyorum. Barış Pehlivan'ı severim. Zira FETÖ ve AKP ile mücadelede bedel ödeyen, hapse giren bir gazeteci. Bu itibarla o ismi önemserim. Lakin sevgili Barış birilerine yaranmak adına ispat edemeyeceği şeyleri söylememeli ki önceki gün maalesef onu yaptı. Halk TV'de çıktı dedi ki mealen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlar iktidardan para alıyorlar. Evet isim zikretmedi yani şuna buna para verildi demedi ancak ifade böyledir. Bu beyan yanlış ve kabul edilemez. Böyle birileri gerçekten var da o isimler açıklanmayıp saklanıyorsa işte o alçaklıktır. Para yani çıkar karşılığı aday desteklemenin adı da tartışmasız olarak kahpelik ve de fahişeliktir. Böyle bir şey yok da bu tür şeyler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanları frenlemek için söyleniyor ve de söyletiliyorsa bunun adı da iftira atmaktır. Evet varsa bir şey derhal ortaya konmalı. Aksi takdirde İstanbul Belediyesi'nde 500 küsür PKK'lı terörist var ve Ekrem İmamoğlu onlarca muhalif gazeteciye her ay maaş ödüyor deyip ispat edemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumuna düşülür ve ona yapılan eleştiriler boşar çıkar. Evet bu iddia eğer somut olarak ortaya konmaz ve ispatlanmazsa olayın Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden nemalananların efendilerine hizmet için tezgah kurdukları anlamına gelebilecektir. Bakın bizim hiç kimseye eyvallahımız yok ve bir tarafta FETÖ'cülerle ve onun ceferi güven gibi elemanlarıyla diğer yanda Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli ve de Süleyman Soylu gibilerle yani top topyekün iktidarla öbür yanda altılı masa ve siyaset holding mafyasına meydan okuyoruz zira Gözü karalık anlamında FETÖ'cü Cevheri Güven Aklı, deliyim ve hiç kimseden ne korkum ne de eyvallahım var. En önemlisi alayından maddi manevi bir beklentim yok. Zaten öyle olduğu için yanlış yapan herkese kimlik sormaksızın pala sallayabiliyorum. Arşivlerde var, Necdet Özel Efendi Genelkurmay Başkanı olduğu günlerde Şırnağ'ın HDP Belediyesi PKK'ya sıcak yemek göndermesine isyan ettiğim için beni mahkemeye verdiğimde ona da ekrandan meydan okuyup ben senden korkmam hadi tutuklat beni diyebilen ve 2010'da Beşiktaş Adliyesi'nde FETÖ yargı imamı Fikret Seçen'e de hiç kimsenin söyleyemeyeceklerini söyleyebilen biriyim ki güvencem korkacak, utanacak bir şeyimin olmaması. Yani bagajımın piru pak olmasıdır. Zaten kirli olsaydım birilerinin ya iti ya da köpeği olurdum. Bu itibarla Kılıçdaroğlu aday olmamalı diyenlere para aldı demek eğer ispatlanmazsa alenen çamur atmaktır ve dahası Tayyip Erdoğan'a hizmet etmektir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok o istemektedir. Bu vesileyle şunu da ilave edeyim. Odaklanılması gereken şahıslar adaylar değil, Tayyip Erdoğan'ı yenmek olmalıdır ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğinden emin olsam vallahi onu en başta ben sırtıma alır taşırdım. Lakin emin olun seçilme noktasında ciddi sıkıntıları vardır. Videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.